İyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ederken bir kez daha yaş alma ve güzel yaş alma ile ilgili konuları konuşmak üzere medikal estetik hekimi Doktor Yasemin Savaş'ın kliniğindeyiz. Bu kez yalnız değiliz Yasemin Hanım. Gerçekten uygulamalı göstermeye ve özellikle işlem yapma belki neler yapabiliriz diye gösterebileceğimiz zarif bir hanımefendi yanımızda. Evet. Mesela o daha henüz genç ama hani yaş alma ile beraber cildimizde nelerle karşı karşıya kaldığımızı onun üzerine gösterebilir miyiz? Tabii. Aslında şöyle yaş almanın ilk belirtileri nereden başlar sorusu kritik bir soru bizler için. Göz çevresinden başlar. Neden? Çünkü göz çevresi çok ince bir cildi vardır ve çok mimiklerini yoğun kullandığımız bir bölgedir. Dolayısıyla bu bölgede ince ya da kalın çizgilenmeler ya da göz altında halkalar, torbalanmalar, morluklar, kaş düşüklükleri gibi pek çok problemle karşımıza yaş almak çıkmaktadır. Ama sadece ileri yaşlarda mı biz bu sorunları görüyoruz? Hayır. Genç yaşta da hastamızda olduğu gibi bu problemlerden bazılarını görmekteyiz. Şu an baktığımda ben ilk gözüme çarpan şey gözaltı morlukları. Ve bugün 30 yaş civarındaki kadınların %50'sinde yani iki kadından birinde böyle bir problem var. Gözaltı morluğu problemi var. Çünkü çok da yaşla da alakalı değil sanıyorum. Değil. Çünkü hazırlayan nedenler sadece yaş değil. Bu bölgedeki bir dolaşım problemi ya da genetik yatkınlık zaten buna zemin hazırlıyor. Bunun yanı sıra uykusuzluk, beslenmedeki bazı bozukluklar, yanlışlıklar, sigara içmek, kahveyi ya da alkolü çok tüketmek bu bölgedeki dolaşımı, genel dolaşımı da bozduğu gibi bu bölgedeki dolaşımı da bozmakta. Ve bu bölge küçük bir alan olması nedeniyle de hızla sinyal verir, morluklar şeklinde karşımıza çıkar. Gördüğünüz gibi şu bölgede göz altı morluğu ve halkası, gözyaşı halkası oluşmaya başlamış. 30 yaş civarında hastamız. Bu nedenle de... Bu biraz su içmemekle de alakalı olabilir. Çok etkili. Çok etkili. Çok doğru bir noktaya parmak bastım şu anda. Ve su tüketimi de bu bölgedeki nem kayıpları, dolaşım bozukluğunu etkilediği için yine gözaltı morluklarında ya da ince kırışıklıklarda oldukça etken. Aynı zamanda tabii yapısal olarak buradaki anatomik yapının, kemik yapının ya da bu bölgedeki elastikiyet kayıplarının, kolajen elastinin güneşe çok maruz kalan bir bölge çünkü azalmasıyla birlikte de bu bölgede yine ince kırışıklıklar oluşmakta. Güler misiniz? Gördüğünüz gibi ince ince çizgiler başlamış. Başlamış. Bunu önlemek mümkün. Bunun derinleşmesini, bu çizgilerin daha kalınlaşmasını önlemek mümkün. Yani şu anda müdahale edilmezse belli bir zaman sonra bunlar daha da derinleşip artık tamamen yer etmeye başlayacak. Kalın kalın çizgiler ve hatta şimdi gülerken oluşan çizgiler o zaman gülmese de mevcut, sabit, orada duran çizgiler ve hani daha belki yaşından daha üzgün yaşanmış bir hale gelecek. Yorgun gösterecek. Yani gözler hep kalbin aynasıdır diye konuşulur ama yaşın da aynasıdır gözler. Bu konuda o yüzden dikkatli olmak lazım. Burada göz çevresinde çizgi oluşumunu önlemenin yolu çok pratik. Toksin uygulamalarıyla, botoks uygulamalarıyla mimik kontrolünü sağlayarak sürekli kasılan bir yerde çizginin derinleşmesi çok daha kolay. Tabii. Siz bu kasılmayı engellediğinizde, başlangıç aşamasındayken henüz derin çizgi oluşmadan yaptığınızda hem natürel bir görüntü sağlayarak asla kasılan, gerilen bir göz çevresi yaratmadan bu çizgilerin derinleşmesini engelleyebilirsiniz. Şimdi en önemli şey o söylediğiniz çünkü bazen hani gülmek isterken bu kaşların tamamen havaya kalkması hali var ki bu biraz daha sanıyorum hani doz olarak yapılan belki botoks ve bunun gibi uygulamaların fazlası. Doz, yanlış yere uygulama... Hastaya uygun olmayan... Bu da çok önemli değil mi? Aslında yani yapılan tabii ki belli bir işlem var ama onun yapıldığı noktalar, hani o iğnenin giriş noktaları mutlaka ki bunlar çok önemli. İşte anatomi burada devreye giriyor. Yani siz buradaki küçük bir sürü kas var. O kaslara hakim olduğunuz anda, hangi kasa nereye ne kadar uygulama koyacağınızı bildiğiniz anda aslında çok kolay. Aslında bu bir matematik. Tabii. Direkt formül belli yani. Yani şuraya yaparsanız işte kaş kalkar. Şuraya yaparsanız göz kenarı biraz daha uzar gibi. Çünkü kasların fonksiyonlarını biliyorsanız, kasların tutunma noktalarını biliyorsanız, hangi mimikleri yaptırdığını biliyorsanız, anatomiye hakimseniz o zaman hem doğal
Evet. Hem sorunsuz bir botoks uygulaması yapmanız çok kolay. Hı hı. Göz altında morluklar benim yoğun dikkatimi çeken konu. Ki bu sosyal hayatı gerçekten etkileyen bir konu. Tabii. Çünkü bir selfie çılgınlığı var. Evet. Hepimiz kendimizin yakın çekimlerimizi hiç makyajsız gezemeyecek bu sefer. Evet. Bunu engellemek lazım. Hı-hı. Bu nasıl? Burada da dolaşımı canlandırıcı uygulamalardan faydalanabiliriz. Genetik de olabilir değil mi? Yani genetik de olabilir. Maalesef bazen hani anne annesinin hep, evet, gözlerinin altı, evet, mor. Evet maalesef. Bekleyen orada biraz tedavi sıklığını artırmak işte. Hı-hı. Tamamen tabii ki çözüm olmak çok zor. Ama düzenli aralıklarla bu tedavilerden faydalanarak genetiğinizin kader olmasını engelleyebiliyorsunuz. Hı hı. Bu arada uykusuzluğa bağlı, tabii o da. Bazı hastalıklara bağlı bu problemlerin hepsi oluşabilir. Hı hı. Gözaltı morluklarında uyku, stres, dolaşımı bozacak kahve, alkol, sigara tüketimi, beslenme bozuklukları oldukça önemli etkenler. Bu konularda da dikkatli olmak gerekir. Bunu sıklıkla vurguluyorum ki, çünkü bunlar önlemesi kolay konular. Evet. Alacağınız küçük önlemlerle, yaşam şeklinizdeki küçük değişikliklerle çözüm bulabiliyorsunuz. Gözaltı morluklarında biz sıklıkla lazer teknolojilerinden, ısı teknolojilerinden ya da o bölgede dolaşımı hızlandıracak, yani küçük bir dolaşım mezoterapilerden bozukluğu mudur gözaltı morluğu? Dolaşım bozukluğudur. Bu bölgedeki lenf dolaşımının bozulmasına bağlı. Kalıcı değil midir peki? Hani illaki çözümü var mıdır, yoksa bazı hani ciltlerde açılır, kalır, açmak mümkün. Hmm. Somon enjeksiyonları, vitamin enjeksiyonları, ısı teknolojileri, lazer teknolojileriyle açmak mümkün. Buradaki rengi açmak çok da kolay. Hmm. Fakat eğer genetik yatkınlık ya da yaşam şeklindeki temel problemi çözmezse hastamız, o zaman biraz tedavinin sıklığını artırmak ya da daha uzun soluklu bir tedavi yapmak, İdame dozları yapmak gerekebilir. Hı hı. Burada doğru, hı hı, muayene etmek, tabii, ve doğru anamnezi almak önemli. Göz altında gözyaşı çukuru dediğimiz çukurda da belirginleşme başlamış. Bu da kişiyi yorgun gösteren bir şey. Hı hı. Göz altındaki yağ kayıpları ufak ufak 30'lu yaşlarda başlar. Eğer bu boşalmalar, göz altındaki yağ destek dokusunun azalması ya da yer değiştirmesi varsa, hı hı, halkalar oluşur. Boşluklar oluşur. Oralara da gözaltı halkalarına uygun olan, kimyasal yapısı uygun olan dolguların özel tekniklerle çok dikkatli bir şekilde enjeksiyon yapılması, hı-hı, gerekir. Yani aslında bu da çok bir şey kolay, böyle sosyal hayattan çok alıkoyacak 15-20 bir işlem değil. 15-20 dakikada yapılan, süreli, kişinin sosyal hayatını hiçbir şekilde kesintiye uğratmayan uygulamalardır. Ama hemen sonucu görebiliyor muyuz, yoksa belli bir zamana ihtiyacımız var mı? Hemen çok az bir sonuç, hı-hı, görebiliyoruz. Tamamen sıfır sonuç demek istemiyorum ama asıl etkiyi o bölgede 15-20 gün sonra, hatta bir ay sonra, İlerleyen zamanlarda etkinin giderek arttığını görüyorsunuz. Gözaltıyla ilgili morlukları konuştuk ama tek problem bu mu? Gözaltıyla ilgili başka problemler? Yok, sıklıkla yine karşılaştığımız gözaltı torbaları var. Torbalar da aslında çoğu zaman ileri yaşın problemi. Ama burada da bazen genetik olarak genç yaşlarda görmekteyiz. Onunla ilgili de isterseniz bir hastamız üzerinde konuşabiliriz. Daha iyi. Öyle daha iyi. Ben anlıyorum. Hem de izleyicilerimize de göstermek de anlamında. Tamam. Diğer bir hastamıza, hı-hı, geçelim. Alalım. Gözaltı torbaları demişken, o zaman yine bir başka hastamızın üzerinde, evet, gözaltı torbalarını, hı-hı, konuşabiliriz. Çok genç bir hastamız. Sanıyorum 20'li yaşlarda. 20'li yaşlarda. Ama gözaltı torbaları mevcut. Gözaltı torbaları sıklıkla ileri yaşın problemidir. Neden? Çünkü burada göz altındaki yağ petlerinin oradaki kemik dokunun değişimiyle birlikte yer değiştirmesiyle, öne ve ileriye doğru itilmesiyle fıtıklaşma meydana gelir. Ve torbalar şeklinde bunu görürüz. Ya da bu göz altındaki cildin, dokunun, alttaki derin tabakaları saran cildin elastikiyetini kaybetmesiyle birlikte burada oluşan boşluklarla, sıvı birikimiyle de yine biz göz altı halkalarını görmekteyiz. Hı hı. Göz altı torbalarında yapısal olabildiği gibi yine dış etkenlerin, alkol tüketiminin, yorgunluğun, nem kayıplarının, uykusuzluğun, bazı alerjik durumların, kronik sinüzitin gibi pek çok rahatsızlıklarda ya da böbrek hastalıklarının aslında sinyallerinin verildiği, hmm, de bölgedir. Evet. O nedenle gerekli tetkikleri yaparak
doğru tanıyı önce koyarak... neden olduğunu mu öğrenmek bunu lazım? Bunu öğrenmek lazım. Ve bu nedene yönelik tedaviler yapmak lazım. Kozmetik olarak biz bu sorunu çok kolay çözebiliyoruz. Hı hı. Ama altta yatan kronik bir rahatsızlık yenilenmemesi için varsa, ne olduğunu öğrenmek lazım. Tekrarı önlemiş olursunuz. Hı. Bu nedenle de torba, göz altı torbaları dediğimiz durumda, bakın şurada gördüğünüz gibi direkt bir yığılma, torbalanma söz konusu. Burada yapacağımız farklı işlemler var. HIFU teknolojisi, iğneli radyo frekans, torbalanmayı azaltmak ya da yapacağımız, eğer aynı zamanda bir gözyaşı oluğunda da belirginleşme varsa dolgu enjeksiyonlarıyla bunu kamufle etmek, elastikiyeti eğer cildin iyiyse yapmak gerekir dolguyu, eğer değilse farklı bir problemle, hı hı, yığılmada artmayla... Hocam bu ışık dolgusuyla bir alakası var mı bunun? Yapılabilir. Hı hı. Göz altına yapılan hyaluronik asit dolgularının tamamı için aslında bu bölgeye özel dolgu olması önemlidir. Hı hı. Kesinlikle önemlidir. Ve torbalanmada da azalmayı sağlayabiliyorsunuz. Çünkü demin söylediğimiz gibi en ince çizgiler ve deri bizim göz altımızda. Doğal evet. olarak da ona yanağımıza, çenemize yapılan bir işlemin yapılmıyor olması lazım. Tabii tabii. Kesinlikle özel bir ürün. Hı hı. Yine mezoterapi için de özel ürünlerle aslında tedaviyi yapıyoruz göz altında. Yüzün geneline ya da boyuna kullandığımız, vücutta kullandığımız ürünlerle değil, buraya özel ürünlerle yapmak, hı hı, lazım. Çünkü burası özel bir bölge, hassas bir bölge, ince bir cilt. Bu arada ben göz çevresi problemlerini anlatırken kaşı da hep dahil ederim, hı, bu konuya. Tabii bir bitim kaş yani. Kaş düşüklükleri, göz kapağında düşme... Ki bu iki konu sıklıkla karışır. Hı hı. Kaş düşüklüğü bazen sanki göz kapağında düşüklükmüş gibi de algılanabilir. Oysa tamamen farklı konulardır. Şimdi hastamız çok genç, bir göz kapağı problemi yok. Hı hı. Ama gördüğünüz gibi özellikle sağ gözünde göz altında bir göz kapağında yığılma görüyorsunuz. Hı hı. Bunun nedeni iki kaş arasındaki simetrinin bozulması. Ve şu kaşın, o kaşın yanlış alımıyla alakalı bir durum değil ama olması. Değil mi? Buradaki durum kaşın alımıyla ilgili bir durum değil. Buradaki durum yapısal olarak kaşın daha düşük oluşuyor. Olabiliyor bazen. Olabiliyor. Bazen iki kaşta da olabiliyor. Bu yaşa bağlı da olabilir. Hı hı. Bu bölgedeki yağ kayıplarına bağlı da olabilir. Cildin sarkmasına bağlı da aynı olabilir. Aynı şekilde düşük değil, havada da olmuş olabilir. Havada belki yanlış olabilir. Bir botoks uygulamasından aynen olabilir. Aynen öyle. Ona göre o zaman da bir tedavi planlamak gerekir. Çünkü biz... Kaşta simetriyi önemsiyoruz. Kaşta doğru yerde olmasını önemsiyoruz. Tabii. Kaşta kavisin olup olmamasını... Hocam o kaşın şekli bile yüz ifademizi çok değiştiriyor. Çok duygularımızı değiştiriyor. Kesinlikle. Bambaşka algılanabiliyorsunuz. Hayretler içerisindeymiş evet, gibi sürekli hep hayret içinde ya da hep öfkeli ya da hep mutsuz olabilirsiniz. Şimdi bakın aslında buradaki kaş düşüklüğü kişiyi üzgün gösteriyor. Hı hı. Bu bence çok iyi bir örnek. Halbuki belki çok mutlu şu an. Evet. O nedenle ama biz, onu biz burada o simetriyi yakalamalıyız. Kaş şekillendirmede kadın ve erkekte de farklıdır. Hmm. Ona da tabii ki dikkat etmek tabii. gerekir. Kişi olduğundan... Feminen bir hale getiremeyiz belki. Feminen bir hale getirmemek gerekir. Kaş düşüklüğü için de yine yapılabilecek botoks uygulaması olabilir. Yani şimdi eğer, mesela bir tanesinde orantısızlık varsa diğer kaşta bunu dengelemek için bir botoks uygulaması evet, yapabiliriz. Yapılabilir. Ya da dolgu uygulanabilir. Hmm. Ya da sıvı ip uygulanabilir. Bunların her biriyle kaşın yerini değiştirebilmek, kaşta lifting sağlamak mümkün. Mümkündür. Gözaltı torbalarında da bu şekilde minimal dokunuşlarla, medikal estetik uygulamalarıyla kişinin sosyal hayatını değiştirmeden çözüm bulabildiğimiz gibi aynı zamanda operasyonla, ameliyatla da tedavi mümkün. Yani aslında işte burada doğru tespit, doğru analiz ve kişinin yaşam şekline uygun tedaviyi yapmak önemli. Hı hı. Aksi halde iyi sonuç almanız mümkün değil. Ama şunun da altını çizelim. Mesela 20'li yaşlardaki bir hanımefendinin bile aslında bazen medikal dokunuşlarla çok daha ifadesini değiştirebilmek mümkün. Ya da dokunuşlar illa hani yaşı 20 ile daha bu 40'a kadar beklesin gibi bir şey düşünmemek lazım. Öyle 20 yaşında hastalarımız oluyor ki. İnanılmaz mimikli ve çizgiler derinleşmeye başlamış bile. Hı hı. Dolayısıyla bu hastalar için evet. Ama burada şu demek değildir ki her genç hastaya mutlaka botoks yapalım. Tabii canım, hayır. Öyle bir şey yok. Bu konuda özellikle çok o dikkatliyim. Herkes aynı olmuş olur. Öyle çok bir şey da hassas davranıyorum. Sadece doğru zaman, doğru gereklilikle işlem yapmak mesela önemli. Mesela bu hanımefendinin de eksiklerini tespit mesela burada gibi. Bence de torbalar konusunda çünkü çok yorgun gösteriyor, hı hı, kişiyi. Müdahale etmek gerekir bence.
kaş sağ tarafta düşük. Bakın soldaki kaşın konumu daha iyi. Hı hı. Ama sağda görüyorsunuz kaşın ucu düşük. Kişiyi üzgün gösteriyor. Yani üzgün olmadığı halde neden öyle gözüksün? Kişinin sosyal hayatını da etkiliyor bu durum. Ya da fotoğraf çektirmekten kaçınıyor. Hı hı. Sosyal ortamlarda üzgün algılanıyor. Bunlar iş hayatını, sosyal tabii hayatını, her şeyi etkiliyor. Tabii. O zaman doğru zamanda doğru dokunuşlarla birlikte de aslında hani genç yaşta da belki bir takım sıkıntılarımızı giderebilmek mümkün. Evet. Ama tekrar altını çiziyoruz. Doğru zamanda, doğru yaşta, doğru ellerde belki doğru de. Doğru yerde. Doğru yerde. Bu en önemli altını çizeceğim için. Çok teşekkür ediyoruz Yasin Hanım verdiğiniz ediyorum. Bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İki varsın kaldığı yerden devam ediyor. Ne Rabia Karaca? Evet. Evet. Yine... Yine farklı farklı konularla beslenme üzerine konuşacağız ama başka başka konulara geçelim. Mesela izleyicilerimize vermek istediğiniz öğütler. Diyette en çok nelere dikkat etmeliler? Spor yani diyet yapan spor yapmalı mı? İlla kesin. Net. Onu bilmiyorum Rabia'nın söyleyecek. Spor neresi? Evet. Bazı insanlar sadece sporla zayıflamaya çalışırken bazı insanlar sadece diyetle zayıflamaya çalışıyor ama biz bunu kombine olarak aldığımız zaman güzel sonuçlar elde ediyoruz. Aslında herkesin bir beden algısı var. Yani belki çok ünlü bir sanatçının fiziğine sahip olmak için kilo vermek istiyor ama istediği kiloya düşüyor ama o forma ulaşamıyor. Neden ulaşamıyor? Çünkü herkesin yapısı farklı, kemik yapısı farklı, iskelet sistemi farklı ama insanlar sadece diyetle zayıflamaya yöneldiği zaman vücutlarında sarkmalar görülebiliyor. Bölgesel olarak sıkıntılar görülebiliyor. Bunu sporla destekledikleri zaman çok daha güzel sonuçlar almaktayız. Şimdi burada kalsın mesele şu Özlem. İnsanlar istedikleri elbisenin içine girmek için zayıflamaya çalışıyorlar. Evet. Bu yanlış. Evet. Çünkü kilo ciddi anlamda bir hastalık. Evet. Bu hastalıktan kurtulmak için ya da bu hastalığa yakalanmamak için bir beslenme uzmanının desteği altında yaşamayı öğrenmeli. Hocam yani sonuçta her kadın da vitrinde gördüğü güzel bir elbiseyi taşımak ister şimdi. Güzel fiziğe sahip olan bazı yani elbiseler. Yani Allah'tan elbiseler var yoksa yani, gittiydik ben, yani. Ben bunlar şey yapmıyorum hani en azından bir teşvik edici bir şey kilo vermesi için. Hani madem öyle bir hedef. Mesela benim de ara ara yaptığım şeyler 2-3 kilo fazla olduğu zaman ben gene eski kiloma girdiğim o elbise hep benim için askıda durur. Gireceğim ona. Ben bu elbiseyi niye şimdi giremiyorum deyip de. İşte ne güzel aslında o güzel bir şey. İşte kendine şey motive edici bir yöntem. Kesinlikle onu ben de öneriyorum danışanlarına. Ama şimdi ben kilo ya gerçekten hani meslek hayatımıza baktığımız zaman diş hekimler çok fazla çalışan bir meslek grubuna sahip. Ve spora bazen zaman ayıramıyorsunuz. Yani zaman ayıramıyor adam ama diyet yapmak istiyor. Evet. Ne yapacak? Bunu nasıl, o sporun şeyini nasıl tamamlayacak? Şöyle, biz diyet tedavisiyle birlikte andülasyon terapi sistemi uyguluyoruz. Yani çeşitli... Nasıl bir şey andülasyon? Andülasyon terapi sistemi aslında mekanik titreşim ve kızılötesi derin ısıların kombine edildiği bir yöntem. Genel olarak kan akışını hızlandıran, lenfatik drenajı sağlayan, bölgesel yağlanmaları ya da iç organ yağlanmalarını gideren. Akut, i̇ç organ yağlanmalarını gideriyor. Kesinlikle. Akut ya da kronik ağrıları azaltan bir aslında terapi sistemi. Sadece biz diyetisyenler kullanmıyoruz. Aynı zamanda fizyoterapistler, uzman doktorlar da kullanıyor ve danışanlar gerçekten çok güzel sonuçlar alıyor. Ya bu çok güzel bir şey aslında. Evet. Yani şimdi bu nasıl olacak bölgesel olarak? Boyundaki yağı nasıl alacaksınız? Hocam şöyle aslında andülasyon yatağının 10 farklı bölgesinde andülasyon sistemleri var. 10 farklı yerinde. Kişinin neresinde sıkıntısı varsa aslında 10 farklı zaten wellness programı mevcut. Onunla rahatsız olduğu kısımları aslında aktive ederek kişiye özel onda da yani diyet gibi aslında andülasyonda da kişisel program yapıyoruz. Onun nasıl orasının rahatsız olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani ben geliyorum benim göbeğimde çok var buraya uygulayacağım böyle bir şey mi yapıyorsun? Hayır öyle yapmıyoruz. Tabii ki uygun bir percentil aralığı var. Kişinin ben ilk geldiği zaman boyun çevresini de ölçüyoruz. Üst kol çevresi, kalça çevresi, ben göbek geldim, çevresi. Sizin kliniğinize girdim. Evet. Değil mi? Evet. Zayıflamak istiyorum. Önce boy yağ, kitle endeksi falan tabii onlara... Tabii ki, tabii ki. Ona bakarak zaten alması gereken enerjiyi de belirliyoruz. Bel çevresinde zaten şöyle, kadınlar genel olarak armut tipi
kilo almaya müsait. Ama erkekler elma tipi kilo almaya müsait. Yani kadınlarda kalça, erkeklerde göbek. Aynen öyle. Ben de düşünüyorum yani acaba nasıl düşünüyor. Ben hissettiğim için seni düşünmek gereksinimi hissettim. Evet, evet, erkeklerde genel olarak yani Türk kası dedikleri ama aslında aşırı yemenin, fazla yemenin vermiş olduğu göbeği eritiyoruz. Yani şöyle aslında vücutta yani bölgesel zayıflama gibi bir aslında diyet yani diyet yapayım beni bölgesel zayıflatın diyorlar ama ben diyetle bölgesel zayıflama yapamam. Yani hiçbir tıp ilmi yapamaz öyle söyleyeyim. Öncelikle uygun programınızı yapıyoruz. Siz gereken enerjiyi alıyorsunuz. Söylemiştim ya iç organlarımızın çalışması için elimizin kolumuzun hareketi için bir enerjiye ihtiyacınız var. Eğer o enerjinin altında bir enerji verirsem kalori açığı oluşacak ve siz kilo vermeye başlayacaksınız. Vücudunuzda yağ oranı neredeyse, yağ oranı nerede fazlaysa oradan eritmeye başlayacaksınız, oradan yakmaya başlayacaksınız. Bu şekilde aslında eğer yağ oranınız göbeğinizde fazlaysa göbeğinizden daha çok vermeye başlayacaksınız. Evet, şimdi geldik. Siz benim yağ kas oranımı ölçen alette bunları ölçtünüz. Evet. Sizinle oturduk masaya. Evet. Siz ne diyeceksiniz bana? Ben sizin vücut analiz cihazından çıkan parametrelerinize bakacağım öncelikle. BKI aralığınız nerede? Acaba aşırı şişman sınıfında mısınız? Obez sınıfında mısınız? Ben birinci söyleyeyim derecede benimki ikinci... belli. 32. Hocam ne evet. Ne 32 hocam? O dediği şey. Ha, dedim, tamam. Evet. İkinci dereceden... Anlamadım. İkinci dereceden obezsiniz hocam. Üzgünüm. Üzgünüz aydın. Oğlumuz oldu yani. Evet. Obezsiniz. Ben ne yapacağım sizin? 3 günlük tüketim kaydınızı alacağım. Yani ortalama siz günlük ne kadar kalori alıyorsunuz ya da ne kadar çok yani yüzde kaç yağ tüketiyorsunuz, yüzde kaç karbonhidrat tüketiyorsunuz? Bunu 3 günde bakacağım. Anlayabiliyor musunuz? Ortalama doğru mu gerçekten? Yoksa bilmiyorum şey 32 rakam. Zannediyorum ya. Ben, evet. Bence hocamız obez değil gibi bilmiyorum da ben. Olabilir. Yok obezim obezim. Gerçekten evet. Mi? Evet. Yok canım. Ben onun bir şeyi vardı, formülü vardı değil evet. Mi? Ben vücut ağırlığı bölü boyun karesi. Hı-hı. Nasıl? Vücut ağırlığı. Vücut ağırlığı bölü boyun metrecinsinden karesi. Vücut ağırlığı 105. Evet. Boy. Boyunuz kaç? Boyum da 172. 1.72'nin karesi. Matematik. Ya şimdi kim çıkaracak onun karesini yani? Bir matematik olsaydı. Evet. Ben onu merak ettim. Arkadaşlar evet. Bunu yapalım. 1.72'nin karesini bulalım. 105'i bir onun karesine bölelim. Evet. Evet. Şimdi ben 32'yim muhtemelen öyle biliyorum. Ben hakikaten bak ben obezmişim ya. Bak. Böyle bir yakışıklı adam obez nasıl yani. Nasıl olur böyle bir şey? Değil mi? Ben şu an hatta şaşkınım. Biraz, değil mi yani o kadar bakın, da... Ne şey oldu değil. Kahvaltı yoktu öğle yemeği yoktu. Hakikaten nasıl yani. Nasıl oldu bu şimdi? Hadi bakalım. Ama işte nerede demek yanlış ki... Yanlış yaptım? Demek ki obezlik bizim gözle gördüğümüz verilerin hı-hı. Ötesinde bir şey. Tabii ki. Evet şimdi evet. Aç kalarak diyet önermiyorsunuz. Kesinlikle önermiyorum. Yani bizim işimiz danışanları aç bırakmak değil. Şöyle söyleyeyim. Çok bir da ayda... tok gezdiriyorsunuz anlamına gelmiyor zaten. Çok az bir şey yediriyorsunuz. Yok canım. Aslında zaten midenin üçte birinin dolu olması gerekiyor. Yani hepsini tık havasla doyurmak zaten sağlık açısından iyi değil. Ama yani neden? Bunu... Çocuklukta bize yemek tabakta yemek evet. Kalırsa ağlar işte... Hep böyle evet. Biz o tabakları dolu dolu bitirmek zorunda. Evet. Ben annemden çok azar işittiğimi biliyorum. O tabaklar dolacak. Her gün 3 dilim ekmek evet. Yenecek. Yenmezse çıkamazsın sokağa. Ya hep böyle bir yemek 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 yemek. Bununla büyüdük. Bir şekilde evet. De tabağımızı da çok doldurup özellikle en çok benim dikkat ettiğim şeylerden biri her şey dahil sistemde oteller. Hı-hı. O tabaklar hocam böyle böyle dolduruluyor özellikle böyle. Of. Aman onu kesinlikle. Koyuyor bunu koyuyor onu koyuyor. Sonra bakıyorsun tabaklar öyle kalmış sofralar hı-hı. Yazık israf. Hani bizim biraz gözümüzün de doyması lazım evet. Gibi bir durum söz konusu olmuş kesinlikle. Oluyor. O yanlış belki de. Belki de biz yemeği başkası olsun, için mi yiyoruz acaba? Bilmiyorum. Belki bunun önüne dediğiniz gibi yavaş yiyerek tabaklarımızı çok doldurmadan doyup sonra yenisini alarak belki evet. Bir şekilde önüne daha geçebiliriz. Daha küçük tabakları tercih ederek kesinlikle. Özlem Hanım yine annelerimizin küçükken yaptığı bir hata diyeceğim çünkü gerçekten hata. Annelerimiz genelde tabakta yemek kaldığı zaman aman onu da ye onu da ye arkandan hocam, ağlar söyleminde çok bulunuyorlar ama gerçekten yani şöyle söyleyeyim bebeklere de aynı şeyi yapıyorlar. Hayır, ben yani zorla yemek sünnet. Yediriyorlar. Sünnet. Yani tabağındaki yemeği bitirmek sünnet. Anneler onu da ye diye evet. Israrcı olmasınlar ama çocuklarının da yiyebileceği kadar koysunlar. Aynen hocam o konuda doğru. Sıkıntı yapıyor. Anneler... Çünkü tabakta aha. Yemek kalmayacak. Yani ben mesela benim çocuğum da çok zayıf ama biliyorum ki
hani aç kalmaması, yani kalmaması hı hı. için istediği kadar, doyması gerektiği kadar hı hı. yiyor. Sonrası kendi tercihi. Ben zaten şişman çocuk hiç sevmiyorum. Evet. Ama ne yazık ki o yaş çevresinde, böyle özellikle 7-8 yaşından 15 yaşına kadar hı hı. o geçiş döneminde aşırı derecede fast food'la beslenen çocuk grubu var. Ve bu da evet. bir şekilde kilo olarak geri dönüyor. Hareket kısıtlaması, işte koşamıyor, terliyor. Kesinlikle. İleride mutlaka ki obez olmaya çok meyilli çocuklar. O yüzden bizim asıl sizden öğrenmek istediğim, bu yaş grubundaki evet. çocuklara neler yapmamız hı hı. lazım? Ve en zorlanılan şey de hakikaten çok yakın çevremde de var. Çocuğuna yeme demek. Evet. O çocuğun gözünde böyle yanındakiler yerken o makarnayı, o bakışını annesinin önünden alıp hayır evet, sen yiyemezsin. Zor. O zayıflar yiyor. Sen ya, bu çok anne için çok zor bir şey. Evet. Ama nasıl önüne geçeceğiz bunu? Ya zaten şöyle en zor diyet sürekliliğini sağladığımız grup aslında dediğiniz gibi 10-14 yaş arası. Ve şu an 10-14 yaş arasında insülin direnci çok yüksek şekilde görülmekte. Prediyabet dediğimiz olay gözüküyor. Bu kişiler, yani 10-14 yaş arasındaki prediyabet tanısı konulan kişiler, eğer beslenme olarak önlenemezse, önüne geçilmezse, beslenmesine dikkat edilmezse diyabet olma riski çok çok yüksek. Yani kaçınılmaz bir durum. Ne yapacağız? Aslında hocam dediğiniz gibi, yani tabakta yemek kalmamalı, yenilmemeli, ama anneler şunu yapmamalı. Yani sizin midenizle o çocuğun midesi bir değil. Evet. Yani onun yiyeceği kadar kişilere, çocuğa sormalı aslında. Ne kadar yemek yiyeceksin diyecek. Ona uygun şekilde yemeğe koyacak. Çocuk o yemeği bitirecek. Küçükken çocuğu aslında zorla yiyerek çocuğun tokluk sinyalini, tokluk hissini kaybediyoruz. Çocuk tokluk hissini kaybettikten sonra belli bir yaşa gelince, 4 yaşında, 5 yaşında biz tokluk hissini yok ediyoruz çocuğun. Çocuk ondan sonra doyduğunu bilmiyor, sürekli yiyor. Ya da televizyon karşısında yiyor. Televizyonda bir şeyler izlerken yiyor. Doyduğunun bu farkında da değil. Bu hoşuna gidiyor. Hadi kesinlikle. Ya. Çocuğum ağlamadan, hiç ses çıkarmadan yemeğini yiyor diyor. Çocuklara mutfakta, masada yemek kültürünü öğretmemiz gerekiyor. Televizyon, tablet, kesinlikle karşıyım. Yani bir anne olarak yanında duracaksınız, o masaya oturtturacaksınız ve o yemeği yedirmek zorundasınız. Çünkü o çocuğun geleceği gerçekten sizin elinizde. Ki günümüzde bu kadar prediyabet olayı artmışken yani. Ya hakikaten ben bir dahi uzmanı dinlemiştim. Daha önce çok beğendiğim bir uzmandı. Şunu dedi ya, çok yakın gelecekte %50 dedi diyabet hastası olacağız. Evet ya. Ve komplikasyonları gerçekten çok ciddi. Yani diyabetik ayak mesela, ya da böbrekleri etkileyebiliyor. Ya yani gözü etkileyebiliyor. Yani beyni etkiliyor, nöropati. Tabii, tabii, bütün gerçekten bütün vücudu etkiliyor. Yani diyabet kolay bir hastalık değil. Öncesinde önlem almak gerekiyor. Ama hani korkulacak bir hastalık da değil. Eğer beslenmenize ve eğer diyabet ilacı kullanıyorsanız ya da insülin kullanıyorsanız dikkat ettiğiniz sürece aslında sıkıntılı bir durum değil. Ama dikkat etmezseniz gerçekten çok ciddi komplikasyonlar mevcut. Evet. Peki bu çok kilolu özellikle kişilerde mide ameliyatları da çok popüler olmaya başladı. Buna nasıl bakıyorsunuz? Ya mide ameliyatları denenmeden önce diyetin uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Kişi gerçekten zayıflamak istiyor mu? Ya genelde genellemek istemiyorum ama kolaya kaçıyorlar. Yani bıçak altına yatmak aslında çok kolay bir süreç değil. Ameliyat, mide ameliyatları olduktan sonra, yani midelerinin bir kısmını aldırıyorlar. Geri dönüşü olmayan bir yol midelerinin bir kısmını aldırmak. Bunu yaptıktan sonra zaten beslenmelerine sınırlama getirmek zorundalar. Biz mide ameliyatı olan insanlara özel diyet de yazıyoruz. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama şeklinde gidiyor. İlk aşamada mesela kesinlikle karbonhidratlı, basit karbonhidratlı hiçbir şey yememeleri gerekiyor. Eğer yerlerse dumping sendromu görülebiliyor. Dumping sendromu dediğimiz. Basit şekerden uzak duracaklar. Sıvıyı çok minimum şekilde, birer kaşık birer kaşık ya da ikişer kaşık şeklinde tüketiyorlar. Yani aslında nefsinize o konuda hakim olabiliyorsanız, yani o bıçak altına yatmadan o şekilde beslenseniz yine kilo vereceksiniz. Ama aslında, bu da bazen sağlık problemiyle de olmuş oluyor, o kadar kilolar. Yani bahsettiğimiz kilolar evet. bizim hani normal hayatta 3 kilo 5 kilo verilebilir kilolar, ama bunlar böyle 50-60 kilolar olduğu tabii zaman ki. Tabii ki sıkıntı olmuş oluyor. Aynen öyle. Zaten diyet denemeden aslında yapmıyorlar, ama bazıları da kolaya kaçarak, hani çünkü görüyorlar mide ameliyatından sonra çok ciddi bir kilo verim dönemi oluyor. Tabii, bayağı. Bunu gördükten sonra ya evet ben hani diyete hiç girmeyeyim, direkt mideme aldırayım ya da mide balonu dediğimiz bir işlem var. Onu gerçekleştirerek bir an önce zayıflayayım düşüncesine giriyorlar. Aslında onu denemeden güzel bir sağlıklı beslenme programı. İnsanlar zaten aç kalacağını düşündüğü için bu yollara evet. başvuruyorlar. Ama ben özellikle söylüyorum, insanları aç bırakmak bizim işimiz değil. Biz insanları besleyeceğiz. Yani aç kaldığı noktada, yani ne zaman acıkıyorsa
Ona ara öğün yani koyacağız. Bunu mesela gerçekten genel olarak diyet eşittir açlık gibi bir düşünce evet, yapımız evet. var. Hepimizin kafasında bu diyet ne demek? Bir şeylerden mahrum kalmak, bir şeyleri daha az yemek, hoşumuza giden yemekleri hayatımızdan belki çıkarmak. Hani genel olarak diyeti mesela nasıl tarif ediyorsunuz şu an? Diyeti aslında ben sağlıklı yaşam prensibi olarak görüyorum. Ve diyet gerçekten ömür boyu süren bir şey olmalı. Yani kişinin 5 kilo ya da 10 kilo fazlası var. O 5 kilo ve 10 kiloyu verdikten sonra evet ben hamburger yiyebilirim. Evet ben pizza yiyebilirim. Ya da gazlı içecek tüketebilirim kafasına girmemesi gerekiyor. Yani benim amacım sağlıklı yiyecekler, sağlıksız yiyecekler. Yaşam şekli olacak. Kesinlikle yaşam şekli olacak. Kesinlikle bırakmayacak. Yani dengelemeyi bilecek. Bir gün dışarıda yemek yiyorsa ızgara köfte yiyebilir. Yanında kola seçimi de var. Gazlı içecek seçimi de var. Aslında ayran seçimi de var. Seçeneğini ayrandan ya da şalgamdan yana yapmasını istemek. Ama mesela gazlı içeceklerin şekersizleri falan oluyor ya onlar. Aslında onlar kalori açısından aslında sıfır. Yani tatlandırıcı katılıyor içerisine. Kalorisi sıfır. Fakat onlar da yine tatlandırıcıdan dolayı bir kan şekerine bir hani uyarma durumu var. Yani canın insanın tatlı ihtiyacını böyle daha çabuk getiriyor. Öyle söyleyeyim. Yani kalori olarak bir şey almıyorsunuz ama tatlı ihtiyacınızı artırabilir. Tatlı ister canınız. Benim bir tane hemşire hastam vardı. Hemşire hanımın diş tedavisini yaptım ben. Aradan 6 ay sonra geldi hemşire hanım. O hemşire hanım 3'te 1'e düşmüş. Evet. Yani diyeyim ki 100 kiloysa 35-40 kiloya düşmüş. Abartmıyorum. Ve sen ne yaptın dedim, diyet mi yaptın? Evet hocam dedi, nasıl yaptın dedim. Her gün aynı saatte aynı çorbalar içtim dedi. Başka bir şey yapmadım dedi. E şimdi nasılsın dedim. Vücut rengi falan çok kötü olmuş ama. Vücut evet. çok kötüydü. Şimdi ne yapıyorsun? Hocam ben şu an hastalandım. Evet. O kilo vermeyi durduramıyorum, onunla uğraşıyorum dedi. Anoreksik evet, şimdi evet. burayı bir anlatalım, açalım değil mi? Evet, şöyle bu ani durumlar, bir ayda 10 kilo vermek, 2 ayda 30 kilo vermek. Kilo verilir dediğiniz gibi her öğünde çorba içer, çok minimum düzeyde enerji alır, o kiloyu verir. Ama o kiloyu vermek ne kadar sağlıklı? Size sağlık getirecek mi? Bu kiloyu neden veriyorsunuz? Sadece aynada gerçekten zayıf bir görüntüye ulaşmak için mi? Yani diyet yapmanın, aslında zayıflamanın birinci kuralı, yani diyete başlamak isteyenler sadece görüntüsünü değiştirmek için değil, tamam bunu da isteyecek ama gerçekten sağlıklı bir birey olayım diye, yani iki merdiven çıkınca böyle soluk soluğa kalmayayım diye ya da yaşlandığı zaman torunlarını böyle omzunda taşıyabilecek güce, kuvvete sahip olabilmek için aslında diyet yapması gerekiyor. Bu insanlar çok hızlı bir şekilde kilo veriyor. Hem şöyle söyleyeyim, hızlı bir şekilde kilo verildiği zaman kalp çok çabuk yoruluyor. Yani kalp rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. Dediğiniz bu hemşire hanım mesela çok fazla sıvı tüketmiş. Yani çorbayla beslendiği için posa ihtiyacını alamadı yüksek ihtimalle ve bağırsak sıkıntısı, yani bağırsaklarında bir yavaşlama, yani çok yüksek ihtimalle vardır. Yani huzursuz bağırsak ya, sendromu olabilir. Rengi falan çok kötüydü ya. Yani böyle derisi de hocam, çok kötü olmuş. Hocam bu sefer kilo verme isteğiyle evet. birlikte sağlıksız bir hayata geçmiş kesinlikle. Oluyor. Kesinlikle. Bağırsak tembelliği bundan söz konusu olabiliyor. Da var, kesinlikle oluyor. Yani çok sıkıntılı bir durum. Artık beyin ketozise gidiyor. Yani hiçbir şekilde karbonhidrat almazsa, sadece vücudundaki yağları yakmaya başlarsa artık beyin ketozis, yani ketozise giriyor ve keton cisimciklerini harcamaya başlıyor. Ramazan'da düşünün mesela uzun süreli açlıkta ne oluyor? Aslında bu ketojenik diyete giriyor biraz da. Ketojenik diyetin asıl mantığı beynin keton cisimciklerini kullanmasına bağlı. Ramazan ayında mesela uzun süreli açlık süresince yediğimiz besinler artık sindirilmiş ve kullanılmış oluyor. Vücudumuzdaki yağlar kullanılmaya başlıyor. Baş ağrısı oluyor aslında bizde. Hı hı. Halsizlik, yorgunluk oluyor. Ağızda bir aseton kokusu oluyor. Aslında o yağ yakımının aslında en belirgin özelliği. Bunlar aslında bize lisans derslerinde anlatılan zararlı olan özellikler. Hı hı. Biz bu epilepsi hastaları için mesela ketojenik diyeti kullanabiliyoruz. Ne ya da ketojenik diyet? Ketojenik diyet aslında yağ oranı artırılmış. Yani şöyle, almamız gereken enerjinin aşağı yukarı %80'i gerçekten çok yüksek bir oran ama %80'ini yağlardan aldığımız, %10'unu proteinlerden, %10'unu karbonhidratlardan aldığımız bir diyet. Yani insanlar şöyle düşünüyor. Enerji kaynağı olarak ilk karbonhidratı kullanıyorsa benim vücudum, ben karbonhidratı kesinlikle almayayım. Ekmek yemeyeyim, makarna yemeyeyim ama yağlı şeyler yiyeyim. Bu şekilde gereken enerji almış olayım ama vücudumdaki yağlar yakılsın. Ama aldığımız bu yağlar
kalp damarlarımızı tıkayabilir. Yani bu boyutu düşünenler yok. Yani kolesterolümüz çok yükselebilir. Yani kısa süreli... çok çok önemli. Bazen gazetelerde, dergilerde ya da popüler kişilerin vermiş olduğu ben şu diyetle şu kadar kilo verdim. Popüler şimdi diyetler. Diyor ki aa diyor Ayşe diyor hem diyor bir haftada diyor 8 kilo evet. vermiş diyor. Ben de aynısı. Şimdi kişiden kişiye değişen bir şey midir diyet? Bu çok kesinlikle. Önemli bir şey. Bilmediğimiz. Değil mi? Bir de telefon yani ediyor. Ona yarayan bir şey belki benim sağlığımı olumsuz yönde etkileyecek bir evet. diyet olmuş olabilir. Belki evet. bu konu hakkında da söyleyeceğiniz şeyler vardır. Ya şöyle internette insanlar artık diyet aratmak için kullanıyor gerçekten. Bir ayda 5 kilo verdiren diyet, bir ayda 20 kilo evet, verdiren diyet şeklinde var. Araştırıyorlar. Önlerine bir liste çıkıyor. Ben bu konuda aslında biraz meslektaşlarımı da aslında eleştiriyorum. Gelen danışanlara lütfen çıktı şeklinde diyet listesi vermesinler. Beslenme programını kişiye özel yapsınlar. Sevdiği sevmediği besinleri belirlesinler. İş yoğunluğuna, çalışma saatlerine gerçekten bunlara dikkat ederek bir program hazırlasınlar. Buna dikkat etmiyorlar. Yani insanlar ne yapıyor? Ben diyetisyene gittim, bana bir çıktı verdi. Ben bununla zayıflarım. Ya aynısı internette de var. Diyetisyene mi gideceğim? Düşüncesine kapılıyorlar. Ben bu konuda gerçekten çok üzülüyorum. Kişiye özel hazırlanmalı. Yani parmak izi nasıl tekse gerçekten kişinin beslenme programında tek olmalı yani. Hı hı. Doğru ya. Değil mi? Rabia'yı tanıyana kadar evet ben de böyle zannediyor olabilirdim yani. Evet. Hakikaten diyeti kulaktan dolma bilgilerle başkaları yaptı diye biz de kilo vereceğiz gibi bir şey. Evet. Aslında hiçbir zaman tasvip ettiğimiz bir durum yani değil. Yani kilo verirken sağlıktan olmadığını çok bu işi bilen kişilere riski. Yani kilo vermek tabii ki çok güzel ve çok sağlıklı bir şey. Kesinlikle. Kiloluysanız eğer ama bu işi bilen bir kişiden destek alıyor olmak hı-hı. çok önemli. Bunun altını çizmemiz evet. gerekiyor. Yani psikoterapist gibi artık insanların aslında bir sağlıklı beslenme uzmanına bağlı olmasını. Evet. Evet. Yani gerçekten yani ya iş yoğunluğundan özlem hakikaten biz yapamıyoruz unutuyoruz bile yani. Ama bu da bir yaşam şekli yani iş yoğunluğundan tabii ki yemek yemeyi unuttuğumuz zamanlar olmuş oluyor ama ufak ufak atıştırmalıklarla da belki midemizi boş tutmamak elimizde. Kesinlikle. Evet, çantada... Buna ne diyorsunuz örneğin günlük 8 öğün yemek evet. aklıma getirin. 3 ana 3 ara mevzusu mudur? 3 ana 3 ara evet. öğün mü var? Ay yok o şey yok, diyor oh. bir tane benim... hastam vardı. Zayıflamıştı. Şunu söylemişti. Hocam günlük 12 öğün yiyorum örneğin. 10 hı. öğüne çıkardım. 8-12 arasında. Evet. Ve zayıflamış. Zayıflamıştır. Yüksek evet. ihtimalle öğünleri ya bir öğünde aldığı kalori miktarı çok düşüktür. Aslında ben şuna inanıyorum. Yani bu 3 ana 3 ara mevzusu ya da kesinlikle ara öğün yapmalıdır mevzusu gerçekten bir kibrit kutusu peynirde söyledikleri gibi kalıplaşmış bir cümle. Yani herkes 3 ana 3 ara beslenmek zorunda değil kesinlikle. Yani kişi ana öğünler arasında sabahla öğle yemeği arasında eğer açlık hissetmiyorsa ara öğün yemek zorunda değil. Ben o kişinin gerçekten nerede acıktığını öğrenerek sorarak besin tüketim kaydı yine beslenme günlüğü tutmasını istiyorum ben danışanlarıma diyet yazdıktan sonra neler yazdıysanız not alın diyorum nerede acıktıysanız not alın eğer kaçamak yaptıysanız not alın nasıl telafi edeceğimizi bir sonraki seansımızda öğrenelim saklayanlar istiyorum. Saklayanlar çok oluyor mu? Oluyor zaten vücut analiz cihazıyla onu hemen buluyoruz aslında sıkıntı olmuyor yani. Yakaladı. Hemen buluyoruz ha, evet. İllaki vardır bu hafta mesela 2 haftadır kilo vermiş bir hafta gelmiş hiçbir oynama yok demek ki bir şey var orada kesinlikle, herhalde. Kesinlikle onu çok rahat anlayabiliyoruz. Ama diyor sizin dediğinizin aynısını yapıyorum diyor. Evet, tabii canım. Ay diyorum onu evet. diyor kaçırmıştım diyor. Evet. Şimdi hatırladım. Abi evet. ben de o zaman şey diyorum bazılarına tabii yemekten sonra yapıyorsunuz. Peki evet, o zaman 3 ana 3 ara öğünü herkes. Herkese önermiyorum. Ama şöyle bir aslında şart demeyeyim ama danışanlarıma tavsiye ediyorum. Öğle yemeği ile akşam yemeği arasındaki süre sabahla öğleye göre daha uzun bir süre. O sürede aslında akşam yemeğinde de dediğimiz gibi metabolizma akşama doğru yavaşladığı için ve uyku moduna geçeceğiz sonuçta. Metabolizma çok daha minimum inecek. Bu arada aslında ara öğün yaparsak, öğle ile akşam arasında bir ara öğün koyarsak, akşam yemek yememiz yani akşam alacağımız enerji çok daha az olur. Yani mesela saat verebiliyor muyuz? Hani şu saatler akşam yemeğini şu saatler içerisinde yiyelim. Daha ya geç yemeyelim. Aslında onu da vermiyorum Özlem Hanım. Çünkü herkesin yatma uyku saati farklı. Biri 10'da yatıyor. Eğer 10'da yatıyorsa 7'de yemeği kesmesini istiyorum. Gece 3'te uyuyorsa 12'de yemeği kesmesini istiyorum. Hmm. Tamamen kişinin yaşam biçimine uygun bir program. Ha, yani kimisi atıyorum 10'da uyuyanla 3'te uyuyanı
bir tutmamak lazım diyorsunuz. Kesinlikle. Ama uykudan özellikle ele alacak olursak, yani hı-hı, yatma saati 3 saat önce mi yemeği keselim? Aynen, 3 ya da 4 saat önce yemeği kesiyoruz. Hı-hı. Yemeği içmeyi. Yani içmeyi derken su hariç. Hiçbir şeyim yok yani, hiçbir şeyim yok. Su hariç. Su hariç. Evet, su hariç. Tüketimi günde ne kadar su tüketimi? Bu da yine bireye göre değişiyor ama 2 ile 3 litre arasında değişebiliyor. Tabii yaz ayında terlemeye bağlı olarak su gereksinmemiz daha çok artıyor. 3 litreye kadar içiyoruz. Tabii bunu abartanlar da var. Su zayıflatıyormuş deyip böyle 5 litreye kadar çıkanlar var. Bu da tabii böbrekleri gereğinden daha fazla yormak demek. Sonuçta suyu atan organlarımız böbrek. Böbrek süzüyor. O yüzden böbrekleri de çok yormayalım. 3 litre yeterli diye düşünüyorum. Hmm. Ama onu ben şey de diye duymuştum, kilonuza göre. Tabii atıyorum, ki kiloya 55 göre. 55 kilo ise 5 bardak, işte 60 kilo evet, ise 8 bardak. Onların hep kilosuna aynen göre. Aynen öyle. 2 ile 3 arasında değişiyor dediğim gibi. Hmm. 8 bardak, 10 bardak, 12 bardak şeklinde. Fazlası da doğru. 105 şey kilo ise 10 bardak. Yani. Ama hangi 3 bardaklar? Çay bardağı 12 mı? Bardak. Kupa mı? Peki şunu ne diyorsunuz? Yemekle birlikte su tüketimine? İçilebilir. Hatta ben öğünlerden önce bir bardak. Eğer reflü durumu yoksa, yani reflüsü varsa besinlerle birlikte su içmesi çok iyi olmuyor, öyle söyleyeyim. Reflü şikayetini artırabiliyor. O yüzden yemeklerden önce, aslında eğer zayıflamak istiyorsa, yani mideyi biraz doldurmak adına, ben yemekleri yemeden önce, başlamadan önce bir bardak su için diyorum. Kahvaltıya başlamadan önce, öğle yemeğini yemeden önce bir bardak su için. O şekilde. Evet, ben bunu Ramazan'da yapıyorum. Örneğin gece sahurda yemek öncesinde bir bardak su içersem akşama kadar hiç susamıyorum ben. Evet, doğru. Yani. Ama yemek arasında beraber içersem suyu susuyorum örneğin. Onu tespit ettim kendi ama kendime. Ama ben şey diye dedim, yemekle birlikte tüketildiği zaman yemeği şişiriyor su tüketimiyle birlikte. Hani kilo olarak geri dönüyor. Yemeği bitirdikten sonra suyu tüketin diyen de var. Yok, aslında hani besin, şöyle söyleyeyim, yemeden önce aslında kalorisi neyse yedikten sonra da kalorisi o aslında. Hani yediğimiz şeye bağlı. Su aslında onun kalorisini ya da kiloya çevirmiyor. Yani su aslında dünyadaki en masum şey. İnsanlar ekmeği suçladığı gibi suyu da suçluyor ama tüketebildiğiniz kadar tüketin. Yani yemekten öncesi, sonrası ya da yemek arasında diye bir sınırlamamız yok. Evet. Akşam örneğin, akşam yemeğinden sonra çerez faslı başlıyor. Evet. Yani hakikaten şimdi olmazsa. Evet, evet, atıştırmalık. Bunları nasıl masum hale getireceğiz? Örneğin hanım o esnada ertesi günün sarmasını yapmış. İçeriden tadına korktu. Mı bakacaksınız? Tadına bakacaksınız. Sarmasını. Ya hanım o işte saat, biraz tabağa koyup getirsen falan. Onu böyle akşama saklayacağız. Yani diğer akşama, yani bir sonraki günün akşamını aslında saklasak daha iyi olur. Çerez konusunda da dediğim gibi hani porsiyonuna dikkat edeceğiz. Eğer fındık yiyorsak 5-6 adet. Yanına badem yiyorsak 3-4 adet. Bizim o göz kararı şeklimiz yok. Hiçbir şeyde evet, ayarı bilemiyoruz. Evet, porsiyonu bilmediğimiz için zaten diyet zor geliyor keşke insanlara. Keşke porsiyonlar herkesin kalbi kadar olsaydı. Bir yumruk bayağı var. Öyle de derler değil ya aslında. Öyle bir şey, yumruğa göre. Yumruğa göre kalbi, yumruğa aslında göre porsiyon falan. Kişiye göre, yani kişinin kilosu ne kadar artıyorsa alması gereken enerji artıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 50-55 kiloluk bir insan düşünelim. Bu 50 kiloya düşmek istiyor. O da 5 kilo vermek istiyor. Siz 105 kilosunuz. 70 kiloya düşmek istiyorsunuz. İnşallah. Ben ikinize atıyorum, birine 1500 kalorilik diyet veriyorsam size de 1500 kalorilik diyet vermiyorum. Sizin gereksinmeniz daha yüksek. O yüzden kilonuz ne kadar fazlaysa ben zayıflayacağınız yönde ona nazaran size daha yüksek kaloride diyet yazıyorum. İlk defa diyet bu kadar kafama yattı yani. Gerçekten. Hocaman siz bir an önce hakikaten spor ve diyetle tanıştıracağız inşallah. Rabia Hanım gerçekten diyeti kafama yatırdı. Zaten sizi zayıflatacağım hocam diyerek geldi. Evet. Bunda zayıflatacağım. Zayıfladıktan sonra ekranlara yine çıkarız. Evet. Böyle boy gösteririz. Evet. İnşallah. 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 Peki kadınlarda ve erkeklerde kilo verme hızı farklılaşıyor mu? Yani şöyle aslında yaşa göre değişiyor. Yani erkeklerin metabolizması evet kadınlara göre biraz daha, ya yani şöyle, gereksinmesi daha fazla olduğu için metabolizması bir tık daha hızlı diyebiliriz. O da neden? Aslında yaratılış olarak. Kadınların yağ oranı aslında daha yüksek. Erkeklerin daha az. Ne demiştik? Aslında kas kütlesi bizim metabolizma hızımızı artırıyordu. Kadınlarda yağ oranı daha fazla olduğu için kadınların metabolizması nazaran biraz daha düşük. Ama metabolizma hızını artırmak sizin elinizde. Fiziksel aktivite. Ne yapacağız metabolizma? Fiziksel aktivitemizi artıracağız. En önemli unsur fiziksel aktivite. Fiziksel aktivitemizi artırdığımız sürece kesinlikle kas kütlemiz artacak. Ya temelimiz kas kütlesi. Bir de şu, ben şuna değinmek istiyorum. Kas kütlemizi nasıl artırabiliriz? Aslında bu da kilit bir nokta. Spor yapıldıktan sonra,
Yani spor aslında ana yemeğimizi yiyeceğiz. Zayıflamak isteyen biri için söylüyorum. Ana yemeğimizi yiyeceğiz. 2 saat sonra sporumuza başlayacağız. Sporumuzu İki yaptık. saat sonra. Aynen öyle. Sporu yaptıktan ilk yarım saat içerisinde protein içeren bir şey tüketmemiz gerekiyor. Protein Aa. içeren bir şey tükettiğimiz zaman aynen kas dokumuzu artırıyoruz. Ben bunu Aa. kendi üzerimde de denedim. Yani kas Bir altı kütlem çizelim, o önemliymiş bir daha. şöyle ana Yine yemeğimizi yumurta var olayın bakalım. içinde. Ana Protein yemeğimizi yedikten 2 saat yedik. sonra sporumuzu yapıyoruz. Sporu yaptıktan ilk yarım saat içerisinde mutlaka süt, yoğurt olabilir. Süt, Yumurta yoğurt. olabilir. İyi de bir şey Yumurta söyleyeceğim. Sporu başladıktan yarım saat yok, sonra. sporu Ha, bitirdikten sonra. bitirdikten Sporu sonra. bitirdik. O Spordan yüzden sonra hocalar yapılan falan hemen gidip arayın. ben gidip bir et yiyeceğim falan der böyle, ben Kesinlikle duyuyorum. et olabilir. Yani ben genelde süt ve yoğurt İlk yarım tüketmelerini saatte mi istiyorum. spor İlk yarım bittikten sonra? saatte kesinlikle daha etkili olmasını istiyorsak ilk yarım saatte. Tabii spor esnasında su tüketimimize de çok dikkat edeceğiz. Çünkü bayağı bir elektrolit kaybediyoruz terlemeyle. Spor esnasında sıvı kaybı olmaması için su tüketiyoruz. Spordan sonra ilk yarım saat içerisinde protein içeren bir şey tüketiyoruz. Evet, bu da çok önemli. Altın değerini çizdim. Hakikaten bu altın değerinde bir şey Evet. ya. Evet, gerçekten. Bir de spordan sonra insan acıkıyor, biliyor musun? Yani işte Yani onun arada yerine bir yapıyorum zararlı bir şey da. tüketmektense protein olarak tüketirsek Kesinlikle. kas endeksimizi yükseltebiliyoruz. Kesinlikle. Bir meyve bir süt olabilir. Genelde muzlu süt Neden tüketiyorlar. yumurta değil? Yumurta da tüketebilirsiniz. Hayır. Fakat genelde sporlar akşam yapıldığı için, ben tüketim alışkanlığına uymadığı için yumurta demiyorum. Protein olması önemli. Protein olsun. Süt, yoğurt, yumurta, et. Hangisini Yumurta, tüketirseniz. yumurtayı çiğ içenler var ya. Ay, evet, Aa, sesek açılsın salmonella diye. riski çok yüksek orada. Yani çiğ yumurta, küçükken anneler bıldırcın yumurtası içirir. Evet. Hocam Evet. bilirsiniz. Yani o da çok riskli. Yumurtayı çiğ tüketmemeliyiz. Ya da pişirirken de olabildiğince pişirmeye dikkat edelim. Salmonella riski için yine. Evet. O Süt de aynı dediğiniz şekilde. sıkıntı. Salmonella bir tür aslında Bulaşıcı bir evet, şey, bulaşıcı bir hastalık, hastalık. dizleri tutuyor. Oo. Ciddi bir Kesinlikle. rahatsızlık. Hayvandan insana bulaşabilen bir rahatsızlık. Özellikle bunlar sütü de iyi kaynatma konusunda. Sütü de iyi kaynatmamız Yani gerekiyor. ciddi bir rahatsızlık. Zaten dikkat etmeniz gereken, ya ısıtmak acayip bir şey. Yani kaynama da ayrı bir reaksiyon yemekte zaten yani. Evet. Ayrı bir işlev. Şimdi şeyi çok iyi anlayamadım ben. O çerez yiyeceğiz mi, yemeyeceğiz mi? Hocam şöyle, her gün akşam yemeğinden sonra ara öğün yapacaksanız eğer, akşam yemeğinizi yiyeceksiniz. Ki siz akşam yemeğini çok geç yiyorsunuz. Öyle mi? Kaçta Yani yiyorsunuz hocam akşam ben yemeği? akşamın behrinde derler ya böyle. Saat 10'da yiyorum. Evet, yani uyku Ama vaktiniz de. muayenehaneden anca gelebiliyorum ya. Evet, Ya haklısınız. buradan kıymetli hastalarıma lütfen rica ediyorum, beni ona kadar İşte çalışınca bekletmeyin. insanın beslenme şekli Evet ve işte saatleri yani. mutlaka ki değişiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında onda ana yemeğinizi yaptıktan sonra yatış Bu benim saatiniz 10'da yediğim sabah, öğle, akşam üçü aslında. bir arada Yani diyorsunuz. önceki akşam 10'da yemiştim. Yediğim diğer öğün İşte önceki o akşam sabah 10'da yemiştim. öğle yemeğini yemediğin için mi He, oluyor? tek öğün Akşamdan yiyorum. akşama. Günlük Aa, çok tek öğün. aslında Sıkıntı. tek Aa, öğün. şimdi şu var. Hastam yoksa, o gün çalışmayacaksam 5 öğünde yemek yiyorum. Böyle bir şey var bende yani. Bu Dengelilik psikolojik mi? sanırım. Evet, psikolojik açlık dediğimiz. Psikolojik. Evet. Ama hastam varsa, ya bizdeki olay ne biliyor musunuz Özlem? Sabah saat 9'da size gelen hastayla akşam saat 9'da size gelen hastanın bir farkı yok. İkisi de aynı kalitede davranacaksınız. Tabii. Aynı kalitede iş yapacaksınız. Yani ben yemek soktuğum zaman araya iş bitti psikolojisine giriyorum. Evet. Ondan sonraki çalışma performansımı sevmiyorum. Onun için ben iş bitince yemek yiyorum. Ya böyle bir alışkanlık, yılların Evet. getirdiği alışkanlık. Ama tek öğün O da beslenmekte. günde tek öğün, ama pazar günleri hanım yemek yetiştiremiyor. Evet. Bazen genelde bir günde şey tutuyorlar, serbest gün. Hani istediğinin yeme günü. Aynen Aa, öyle. istemesem de yiyorum orada. Hani Yani haftanın nasıl 6 günü böyle dikkat edip bir acıkıyorum günü ya? serbest gün yapmak. Doğru bir Evet. şey mi? Aslında serbest yapmak değil de diyorum ya, yani eğer katı kurallar koyuyorlarsa bir gün serbest gün veriyorlar. Ama dediğim gibi
Serbest gün aslında bizim her günümüz serbest. Yani benim oluşturduğum diyetle ya da bu çok gerçekten güzel ya. Sağlıklı yaşam prensibini eğer uygulayacaksak gerçekten her şey. Çünkü haftada bir serbest dediğimiz zaman ucunu o kadar kaçırıyorlar ki bir haftalık yaptığımız bütün emek çöpe gidiyor gerçekten. Bütün kıstığımız kalorilerin hepsini o son günde harcayabiliyorlar. Yani öyle yapmaktansa diyorum ya gerçekten dengeleyecek. Eğer o gün akşam dışarıda yediyse zaten öğlenden ya öğle vaktinde haber olur. Öğleni geçiştirecek demeyeyim ama salata yiyecek. Evet. Aynen öyle. Yani salata bir gün hocadansa ya bugün de benden olsun deyip iki güne çıkar. Zaten yani vücut alıştığı şeye. Bir de bu mide küçülmesi olay gerçekten var mı? Evet var hocam. Şöyle hadi bak, midenin bak otomatik mide küçültmesi. Şimdi. Anatomik olarak gerçekten insan midesini incelediğimiz zaman insan midesinin içerisi böyle katmanlı katmanlı. Yani bir nevi su aldığı zaman ya da sıvı maddelerle dolduğu zaman şişebilen ya da içerisindeki madde gittiği zaman küçülebilen bir organ. Evet. Gerçekten çok güzel bir organ aslında. Biz büyük yani genişlemiş mideyi de gördük, genişlemeyen mideyi de gördük. O yüzden ne kadar çok aslında diyorum ya üçte birini doldurmamız gerekiyor diye. Siz ne kadar çok doldurursanız mide o kadar büyümeye müsait. Ne kadar az doldurursanız da küçülmeye müsait. Ne kadar sürede olur bu örneğin mide küçülmesi? Bu diyet aslında mideyi de küçültür ya. Evet. Aslında ilk bir hafta içerisinde düzgün bir şekilde gereken kaloriyi vererek program oluşturduğumuzda kişi bir haftada adapte oluyor diyete. Yani midesi küçülüyor. Bir hafta sonra biraz daha fazla yemek istediğinde ya evet bende bir doygunluk oldu ama ekmeğim arttı, ekmeğimi yiyemedim diyenler çok oluyor. İki dilim ekmek yazıyorum. Bir hafta sonra normalde ilk hafta açlık çekiyor. İkinci haftaya geldiği zaman hocam iki dilim ekmek bana çok geldi. Birini yemesem olur mu şeklinde. Yani az yersek midemiz küçülüyor mu? Kesinlikle küçülüyor. Sonra öyle kalıyor mu? Kesinlikle. Şöyle eğer tıka basa doldursak tekrar büyüyor. Ama aynı şekilde beslenmeye devam edersek ben tabii ki küçük formülü kalıyor. Hiç acıkmıyorum ben. Demek ki midemin alacak kapasite bu. Ya da bir gün biraz fazla yediğim zaman da 3 gün kelime gelemiyorum. Kesinlikle, kesinlikle yani ağırlık yapıyor. Kanaat önemli bir zenginlik diyoruz. Yani midenin doyma şekli. Şimdi benim mesela beslendiğimde aldığım şey besin oranıyla atıyorum hocamızın aldığı besin oranı aynı değil. Benim midem küçülmüş. Hocamın midesini maşallah var diyebilir evet. Hocam. Çok örneğin 150 kilodan 50 kiloya düşmek istiyorum. Evet. 100 kilo, 3'te 2 hacim. Bu nasıl olur? Ya da uygun mudur, doğru mudur? Hocam şöyle, eğer boyunuza göre 50 kilo normalse mi? Kısa sürede olamaz. Kısa süre, ya şöyle söyleyeyim, o 100 kiloyu siz kısa bir sürede almadınız ki kısa bir sürede vermemi istiyorsunuz ya da vermek istiyorsunuz. Gerçekten o kiloyu yavaş yavaş vücudu da adapte ederek zayıflatmamız gerekiyor. Bu kişiye göre değişiyor ama 2 ile 6 kilo arasında aylık 2 ile 6 kilo arasında verdiriyoruz biz. Tabii kilosu yüksek olan obez bireylerde 6 kiloya kadar çıkabiliyor. Daha fazla verdiğimiz zaman gerçekten vitamin mineral kayıpları görülebiliyor. İşte çok hızlı kilo verenlerde özellikle saç dökülmesi, tırnak kırılmaları, deri döküntüleri, halsizlik. Yani baygınlık geçirenler bile olabiliyor. Ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Şimdi burada şu da var. Kişi kilo vermeye başladı. Birinci ay 6 giderse de yani üst üste her ay 6 kilo verirse de bunu yaşayabilir. Evet, evet. Arada bir ay böyle gevşetme şeyi tabii oluyor ki. Mu? Tabii ki oluyor. Şimdi istediğimiz kiloya ulaştık. Tamam o her şey çok güzel. Ben 70 evet. kilo oldum falan. Onu nasıl koruyacağız aslında? Onu kesinlikle nasıl koruyacağız? Koruma ondan sonra da geçeceğiz. Sizinle devam ediyor muyuz? Kesinlikle sizinle devam devam etmezsek. Ediyoruz. Ne oluyor? Biz bu sefer siz bizi bir düzene soktunuz. Evet. Ya aynı düzende aynı yiyecekleri yiyeceğiz. Ya da ben değiştirmek istiyorum yiyeceklerimi. Tabii hep aynı şeyde her gün ye sıkılır insan. Ha. Evet. Şöyle bahsettiğimiz olay eğer diyetimiz değişiklik göstermiyorsa ben bireye sadece beslenme programını verip bunları yemelisin deyip göndermeyeceğim. Öncelikle benim kişiye kazandırmam gereken değişim listelerini öğrenecek. Besin gruplarının değişim listeleri. Bir değişim ekmek neye eşit? 3 yemek kaşığı pilav dedik, 3 yemek kaşığı makarna dedik. Ya da mesela bir değişim yağ neye eşit? Bunu düşüneceğim. 5 fındık. 5 fındık 2 cevize denk. Yani güzel. Ben bunları beslenme eğitimi vererek kişiye bunu benimseteceğim. Sağlıklı ve sağlıksız yönünü öğreteceğim. Ve kaçamak demeyeyim ama biraz daha dışarıdan sağlıksız yediğinde ya da biraz fazla kaçırdığında bunu diğer gün nasıl dengelemesi gerektiğini öğreteceğim. Belirli istediği kiloya düştükten sonra da koruma dönemine geçeceğiz. Koruma döneminde benimle birlikte hareket etmesine gerek yok. 2 ayda bir kontrole gelebilir ama zaten o kadar kiloyu vermiş bir insan
sağlıklı beslenmeyi öğrenmiş oluyor. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmiş olarak ben uğurluyorum. O yüzden tekrar kilo almamasını umarak koruma dönemine uğurluyoruz hastayı. Ya bu çok güzel değil mi ya? Evet, gerçekten öyle. Ama bu bir yaşam şekli haline gelmiş oluyor. Artık kesinlikle. Belki de ne yemesi ve ne yememesi gerektiğini hayatının her alanına yerleştirmiş oluyor. Evet, evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Evet. Diyetisyen Rabia Karaca'ya verdiği bilgiler için. Gerçekten teşekkür ediyoruz.